Örgüt! Örgüt! İşte başkan! İşte örgüt! İşte başkan! İzmit'in havası! Batmakamlar hürriyet! İzmit'in havası! Batmakamlar hürriyet! İzmit'in havası! Geçin, geçin. Merhabalar herkese. Nasılsınız? Geçin, geçin. Merhabalar. İşte her zaman seçimleri kazandıran heyecan.
aktif bir milletvekilliği süreci geçirdik öncesinde. Ve 2019 seçimleri, yerel seçimlerinde partimiz bana bir görev tevdi etti. Talebim değildi ama her zaman partiyi önceliklediğim işim. Kendi koltuğum değil, öncelikle partinin mevzileri, partinin ihtiyaçları diyerek ve bir mevzi kazanabilmek adına o dönemde İzmit Belediye Başkan adaylığını parti sizlerin de destekleriyle, talepleriyle tevdi etti. Ve 2019'da hep birlikte fedakarlık yaparak sizler de ben de hepimiz fedakarlık yaptık. Sizler de ben de hepimiz çok ciddi bir mücadelede bulunduk. Köşe bucak çalıştık. Sabahın bir köründen gecenin bir yarısına kadar ve 2019'da 15 yıl sonra burada sosyal belediyeciliğin bayrağını hep birlikte dikmek nasip oldu. Ben herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ama ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi topal örnek diye tanımladı ya bizi. İşte o topal örneklerden birisi de biz olduk. Mecliste çoğunluğu alamadık. Evet, çok çalıştık, çok çabaladık. Köşe bucak. Ama ne yazık ki mecliste çoğunluğu alamadık. Ama vazgeçmedik. Hırslıyımdır. Çalışmayı severim. Çok zeki olduğumu asla iddia etmem. Ama bir konuda mütevazi değilim. Çok çalıştım. Çalışmayı severim. Halkımız 107 bin insan bize oy verdi ve halkımız İzmit'te hizmet bekliyor. Mecliste çoğunluğumuz yok diye oturup ağlayacak halimiz yok. Şikayet edecek halimiz yok. Çözemiyoruz diyecek halimiz yok. Sürekli çoğunluk olmamasına rağmen hep yeni çözümler geliştirmeye çalıştık. A planı olmadı, B planı, C planı, D planı ya da bir yoldan gidiyoruz. Tıkanıyor, başka yola geçiyoruz. Başka şansımız yok. Mecliste çoğunluğumuzun olmamasına rağmen ilçe belediyesi olarak kaynaklarımız ve imkanlarımız az olmasına rağmen büyükşehir tepemizde tepiniyorken, bütün kurumlar tepemizde tepiniyorken hükümet desteği, bırakın desteği, kösteği olduğu halde 30 milyarlık Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 1 milyarlık İzmit Belediyesi 5 yıldır yarıştırılıyor. 5 yıldır karşılaştırılıyor. Bu bile 20 yıldır yapılmayanın, 20 yıldır yanlış yapılanı, 20 yıldır eksik yapılanı ve yeni yaptığımız birçok işte aslında başarılı olduğumuzu, öne çıktığımızı gösteriyor. Kocaman bir büyükşehir belediyesiyle sürekli yarıştırılmak aslında bizim için olurdur. Aslında yaptığımız çalışmaların halk nezdinde karşılığını bulmuş demektir. Ve videoda izlediğiniz üzere o kadar sıkıntılı süreçlere rağmen ve hep derim karabahtım, kör talihim, hep zorlar beni buluyor ama hep bana zorları veriyor. Hep çalış ya kulum diyor. Ve gerçek olmamış pandemi dönemi bizi buldu. Ekonomik kriz bizi buldu. Depremden bir deprem de değil, 3 deprem birden bizim dönemimizi buldu. Pandemiyle 2 yıl kaybettik. İlk 1 yıl alışma dönemimizdi. Sonuçta anamızın karnından baştan doğmadık. Sonuçta öğrenme aşamamız vardı. Gitti 3 yıl. Yani şurada toplasanız 2 yıldır başkanlık yapıyor bu dönem seçilen bütün belediye başkanları. Mutfak tüpü oldu artık ne yazık ki 700-800 lira. 200 liraya aldığımız betonun metre küpü bugün 2000 lira. Yani yüzde binlerle ifade edilen enflasyon ve zamlar var. Dün 2 milyona göre
milyona mal oluyor. O derece büyük bir enflasyon ama hiç vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan, video odada gördüğünüz üzere bu kadar kıt kaynağı, bu kadar sıkıntıya ve mecliste ne getirirsek getirelim, özellikle milletin hayrına bir şey olduğunda sürekli hayır oyları almamıza rağmen birçok şeyi başardık. Neyi mi başardık? Neyi mi başardık? Bakın, devletin İzmit'te Alzheimer merkezi yok, İzmit Belediyesi'nin Alzheimer merkezi var. Devletin İzmit'te otizm merkezi yok, İzmit Belediyesi'nin otizm merkezi var. Göreve geldiğimizde bir tane kütüphanemiz yoktu, şu anda iki tane birden kocaman kütüphanemiz var. Göreve geldiğimizde bir tane kreşimiz yoktu, şu anda dördüncüsünü bitirmek üzereyiz, beşincisini temelini atacağız. Bir tane yaşam merkezimiz yoktu, şu anda üç tane yaşam merkezimiz var. Kadın Girişimciler Merkezi ile neredeyse 2000 tane kadına artık ekonomik değer sağlıyoruz ve Kanada'ya kadar, Amerika'ya kadar ürün ihraç eden hale geldi. Kooperatifimiz artık sınırları aştı. Dershane fiyatlarını hepimiz biliyoruz, çocuk büyüten bilir. Yıllık neredeyse 100 bin lirayı buluyor dershane ücretleri. Biz ücretsiz profesyonel bir dershane Çınar Akademi'yi açtık. Kocaman bir aşevi kurduk ve şu anda bütün okullara hiçbir çocuğu ayırt etmeden ücretsiz bir öğün yemek verebilecek güce sahibiz. Uğraşıyoruz, talep ediyoruz ama Milli Eğitim'den onay alamıyoruz. Sadece iki okula, iki cesur müdürün sayesinde iki okula yemek desteği verebiliyoruz. Halbuki bütün okullara yani hizmet vermek için çabalıyoruz ama hayır yanıtını alıyoruz. Böyle bir dünya işimiz ya da sıkıntılarımız ama vazgeçmiyoruz. En basitinden göreve geldiğimizden bu yana hepiniz fazlasıyla takip ediyorsunuz. En çok işime dert olan, en çok üzüldüğüm, en çok canımı yakan şeylerden bir tanesi kiralık araçlara ödenen milyonlar. Ve 5 yıldır o araçları aldırmamak için anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdiler ne yazık ki. Göreve geldik. Dedik ki 300 milyon bütçe var. 250 milyon borç var. %80 borçla teslim aldık. Bir sürü yatırım yapmamız lazım. Yapılmayanı yapmak lazım, eksik yapılanı düzeltmek lazım, yanlış yapılanı düzeltmek lazım. Bunun için çok para lazım. Ne yapmak gerekiyor? İki ihtimal var. Ya gelirleri arttıracağız, bunun için vergilere yükleneceğiz, yani sizin cebinize yükleneceğiz. Ya da giderleri azaltacağız, tasarruf yapacağız, yaptığımız tasarrufla daha fazla hizmet edeceğiz. Biz önceliğimiz dedik ki giderleri azaltalım. Milletin cebi zaten sıkıntılı. Millete yüklenmeyelim. En büyük gider kalemlerini çıkarın dedik. En büyük gider kalemlerinden bir tanesi araç kiralamasıydı. Bir hesap ettirdim, rica ettim. Dedim ki lütfen kiralasak ne kadar, satın alsak ne kadar. O dönemde 55 milyona bütün araçlarımızı satın alabiliyorduk. Ekonomik kriz yoktu, faizler 0.68 civarındaydı, her şey çok uygundu ve 200 tane aracı 55 milyona satın alabiliyordu. Yani kiralamanın 1/3 fiyatına. Meclise hemen getirdik ve meclis üyeleri inanamadı, hayır dedi. İzmit Belediyesi'nin kamyon almasına hayır dedi. İzmit Belediyesi'nin iş makinesi almasına hayır dedi. Makam aracı, yıllarca makam araçlarına milyonlar ödeyenler bizim kamyon almamıza hayır dedi ve o gün mücadele başladı. Biz veto ettik, bir daha gönderdik. Bir daha, bir daha. O dönemde hatırlayın, bütün billboardları indirdik. Belediyeden aşağı kocaman pankartlar astık. Hani bana kavgacı diyorlar ya, evet kavgacı. Milletin hakkı için sonuna kadar kavga edeceğiz. Yeah.
gerekirse dozerin önce ben yatarım dedim. Bunun için kavga edilmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunun için bana kavgacı diyorlarsa desinler, hiç önemli değil. Bakın gördüğünüz engellenenleri de koydum. Kaç yıldır telebirlik yapılmalı, birdenbire Martepe telebirliği yapılır oldu. Ne oldu? Bir İzmir telebirliğini biz gündeme getirdik ya, bize hayır, kendilerine evet dediler. Ufacık bir projeyi çalışıyoruz, koltuğumuzun altına alıyoruz, gidiyoruz Büyükşehir'e. 2 yıl boyunca arka kapı diplomasisi kullandık. Dikkat edin, Büyükşehir Meclisi'ne ben muhalefet etmiyorum, konuşmuyorum. Hep uzlaşıyla, barış içerisinde çözelim diyoruz. Ama neyi götürüyorsak, teker duvarına proje ürettik, götürdük, abi bakalım dediler. Daha haftası olmadan dozerle sabahın altısına getirdiler, yıktılar. Teleferik yapalım dedik, abi bakalım dediler. Daha 1. ayda meclise imar planı değişikliği getirdiler. Ne götürdüysek, bırakın uzlaşıyı, Cumhuriyet Parkı gibi birçok yeri elimizden almaya kalktılar. İşte böyle olduğunda evetten sinirleniyorum. Evet ben kavga ediyorum. Evet ben millet için bize 107 bin insan oy verdi. Ama biz 400 bin insana karşı sorumluyuz. İzmit'e karşı sorumluyuz. Çünkü ben İzmitliyim. İzmit'i seviyorum. İzmit'e büyük bir aşkla bağlıyorum. Anlayın ve görün diye. Bunu görmelisiniz ki halkımıza anlatmalısınız. Bu toplantılar aslında bir fırsat. Görmediğiniz, duymadığınız işlerimizi, yaşadığımız sıkıntıları bilmeniz için bir fırsat. Bakın o dönemde bize 55 milyon yetkiyi vermemek için direndiler. Sakın aldırmamak için uğraştılar. Zorla kiralama yaptırmak istediler bütün araçları. Zarla zorla, hatırlayın o dönemleri. 27 milyon satın al, 27 milyon kredi yetkisi alabildik. Olsun dedik, 27 milyonla bir şey. 27 milyonla gittik, 71 tane kamyon iş makinesi satın aldık. Aynı tarihte Gebze Belediyesi 43 tane temizlik kamyonunu 67 milyona kiraladı. Bakın 43 aracı 67 milyona kiraladılar. Biz 71 aracı 27 milyona satın aldık. 33 milyon euro ödedik krediyi, geri ödemesi 0.68 ile ve geçen sene Mart ayında kredinin ödemesini bitirdik. Eğer 55 milyon alabilseydik, eğer 55 milyon alabilseydik 66 milyon ödeyecektik ve yine onu da Mart ayında bitirmiş olacak ve bütün araçlar İzmir Belediyesi'nin malı olarak kalacaktı. Ama ne yazık ki o kalan 28 milyon vermediler ya, o 28 milyonla alabileceğimiz araçları 2-3 yıl boyunca ne yazık ki tekrar kiralamak zorunda kaldık. O dönemde ödediğimiz kira paralarını bir kenara koyuyorum. Vazgeçmedik. Evet, yarısını alamadık araçları. Ama dedik ki elinde sonunda bütün kiralamaları bitireceğiz. Hepsini mutlaka satın alacağız, vazgeçmedik. 2 yıl sonra bir kez daha meclise kalan araçları almak için teklif getirdik. Ama çok üzgünüm. Sizin paranız, milletin parası. AK Parti ve MHP'li üyeler bu parayı çarçur ettiler. 28 milyona alabileceğimiz araçları bugün 150 milyona alıyoruz. Yazık, günah. Çok ciddi bir israf. Çok ciddi bir büyük bedel. Ama bizim vermedikleri için sizin cebinizden daha fazla para çıkmak zorunda kaldı. Ama ona rağmen tasarruflu, bakın 150 milyon aldığımız araçları kiraladığımızda ayda 7,5 milyon ödüyorduk. Şimdi krediye ayda 4 milyon 600 ödüyoruz. Gene de tasarruflu. Göreve geldiğimizde fotokopi makinaları kiralıktı. Bir kurumda fotokopi makinesi kiralık olur mu? Gittik DMO'dan 3'te 1 fiyatına satın aldık. Bakın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde hala kiralı. 3,5 milyonluk fotokopi makinesi kiralama ihalesi yaptılar. Kaç tane makine alırsınız? Hatta makineye bir top kağıt koyuyorsunuz, arka önü çekmiş gibi 200 sayıyor. Topta 100 varsa 200 sayıyor. Bir ay sonu geldiğinde o sayıya göre firma fatura kesiyor. Üstelik kağıt hariç
Büyükşehir'in yaptığı ihalede makinaların, el alemin makinalarının bakım onarımı belediyeye ait. Bu derece rantın altı. İsteseydik o rantı sürdürebilir miydik? Tabii ki sürdürürdük. Onlar Ahmet'ten kiralıyordu. Ben de Mehmet getir makinaları derdim. Ama demedik. Araçları kiralamaya devam eder miydik? Tabii ki derdim. Siz de yapıyordunuz kardeşim derdim. Ama yapmadık. Bunun gibi halkın yararına sosyal belediyecilik anlayışıyla radikal kararlar verdim. O yüzden 5 yıldır yemediğim hakaret, yemediğim küfür, yemediğim iftira kalmadı. Müfettişler tepemizde, bütün kurumlar tepemizde. Ama çok şükür her şeyden alnımızın akıyla çıkmayı başarıyoruz. Yine başaracağız. Halk için sosyal belediyecilik ve vizyoner belediyecilik anlayışıyla tam gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz kalan süremiz içerisinde de. Ve şimdi geldiğimiz noktada kısaca sizlere yaşadığımız sıkıntıları, buna rağmen şikayet etmeyip başardıklarımızı, buna rağmen aştığımız zorlukları, bunun için gece gündüz nasıl çalıştığımızı biraz detaylı anlatmaya çalıştım. 5 yıldır çocuğumun yüzünü görmüyorum. Çocuğumun hiçbir karne töreninde yanında olamadı. Bazen soruyorlar kaça gidiyor oğlan? Ezbere söyleyemiyorum. Babayı arıyoruz, ya bizim oğlan kaça gidiyordu? Yani hafızamda tutamıyorum. O kadar şeyle uğraşıyoruz ki. Bakanlıkların kapısında yatıyoruz. Haftanın 2 günü, 3 günü ne yazık ki gidip gelmek zorunda kalıyorum. Ama gene de vazgeçmeden var gücümüzle halk için hep birlikte, sizlerle birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada, daha öncesinde biliyorsunuz, 2019'da kazandıktan sonra daha 2. ayımdı sizlerle emek veren mahalle temsilcileriyle ve sandık görevlileriyle bir teşekkür kahvaltısı yapmıştık. O teşekkür kahvaltısında da demiştim ki arkadaşlar ben bir dönem için İzmit'teyim. Lütfen iddiası olan, hevesi olan, çalışma potansiyeli olan ve halktan oy alabilecek arkadaşlar beni engel görmesin. Seçime 40 gün kala adayım demekle halk ezbere oy vermiyor. Burası Kadıköy değil. Burası İzmir değil. Öyle kim olursa olsun oy vermiyor burası. 15 yıl sonra aldım. Büyük hata yapabilirim. Ölebilirim. Her şey olabilir. Beni engel görmeyin. Beni sen çıkın çalışın dedim. 5 yıl var. 5 yıl var. 5 yıl var dedim. Ve 5 yıl boyunca lütfen çıksın isteyen çalışsın. Beni sakın engel görmeyin dedim. 5 yıl sonra Büyükşehir noktasında diğer konularda bakarız. Partimiz görev verirse yaparız ya da o günkü şartlara göre kararlar veririz. Ve bugün geldiğimiz noktada İzmit'le ilgili kafam netti. Gerçekten genel başkana da gittik. Genel merkez, bizler üst üste anketler yaptırdık. Yoklamalar yaptırdık. Sorgusal yaklaşık son 1 senedir sürekli yeni bir arkadaşla kazanabilir miyiz noktasında bir çabamız vardı. Genel başkan en son gelip meramımı anlattı. Dedim ki efendim ben aday olmak istemiyorum. Büyükşehir aday olmak istemiyorum. O zaman İzmit'e mi aday olmak istiyorsun dedi. Hayır dedim, İzmit'e de aday olmak istiyorum. Olmaz dedi. İzmit'le ilgili kaybedilmemesi gerekiyor. 15 yıl sonra kazandı. İzmit'le ilgili en azından devam et, bırakma ve İzmit'i tekrar alalım. Başka ilçeler, Büyükşehir'de de bu da benim önerimdi. Daha popüler isimler, daha fazla oy getirebilecek. Evet, benim de bir oy artışım mutlaka olacaktır ama tek başına imkanlarım, tek başına kaynaklarım, tek başına elimdeki güç yetmiyor. Çünkü
Birçok imkan lazım. Büyük iddialar koymak için. İttifaklar lazım. Halk belediyelerde güçlü adaylar, örgütsel bütünlük, bir sürü ihtiyaca ne yazık ki gerek olan şeyler. Ve genel başkan ısrarla görevinden geliyorum. İzmit'e tekrar dosyanı ver, hemen PM'den geçireceğiz dedi. Pahalık gülük PM listesini aldılar. Bu arada bütün bu gelişmelerden mevcut ilçe başkanımız Gökhan Ercan şahittir. Hepsini birebir yakından biliyor. En son yaptığımız görüşmelerin hepsini beraber yaptık kendisiyle. Ve genel başkan apar topar PM'den geçirmek istedi ismimi. Gökhan Bey'i de rica ettim. Onun da desteğiyle benim de talebimle PM listesinden adımı çıkarttırdım. Sonrasında genel başkana gittim. Dedik efendim tamam İzmit'e görev veriyorsunuz. İzmit'e devam edelim, kaybetmeyelim. Eyvallah ama bu şekilde olursa ben sıkıntı yaşarım. Neden yaşarım? Sonuçta 5 yıldır evet çok iyi işler yaptım. Çok mücadele ettik. Çok sıkıntılar yaşadım. Ama en nihayetinde 5 yılda kırdığımız, döktüğümüz de var. Yapamadığımız da var. Ya da farkında olmadan kırdığımız insanlar, farkında olmadan küstürdüğümüz insanlar ya da farkında olmadan işte yaşıyoruz. Bazen geliyor aradığımda ya da bir şey olduğunda bir yerde karşılaştığımızda ben sana küsür. Niye randevu istedim vermedim? Bakın diyorum sisteme, sistemde yok. Ya abi istememişsin diyorum. Ben diyor Facebook'a yazdım ya diyor. Şimdi ya da diyor ki ben şu meclisiye size söyledim ya diyor. Ben şu yöneticiye dedim ya diyor. Şimdi haberim yok, bana gelmemiş. Ya da bir talebi var, talebini yapmamışız, küsmüş. Çocuğunu işe almamışız, küsmüş. Kızını memur yapmamışız, küsmüş. Olur mu? Olur. Çok normal. Yani bunlar da ihtiyaç elbette. Ama yapabildiğim var, yapamadığım var. Elimin erdiği var, ermediği var. Ya da kişisel çıkarları için daha farklı hesaplarla üstüme çullananlar, algı yönetenler, AKP ile gizli kapılar, kapalı kapılar ardında el sıkışan, gizli kapı, kapalı kapılar ardında ihanet eden. Özellikle Kocaeli Büyükşehir'le çok ciddi işbirliği yapan, partili gibi gözüküp ama 5 yıldır ihanet eden, hançerleyen sadece İzmit Belediyesi'ne değil, tüm kente ihanet edenler var. Bunların da algı oyunları ve üzerinde yaptığı yıpratma politikaları var. O yüzden de genel başkanın önüne bir seçenek sundum. Gökhan Ercan da yanımdaydı. Dedim ki, sayın genel başkanım, kararı ilçe başkanına bırakıyorum. İlçe başkanımız talep ederse sizin de ilçe başkanını elini rahatlatmak için ön seçim seçeneğini masaya koyuyorum. Ön seçim hem kırgınlıkları gidermede, hem varsa hatamız eksiğimiz ki mutlaka insanız, etten kemikten yaratılmışız. Mükemmel değiliz. Hatalarımız illa ki var. Yapamadıklarımız var. Özür dilememiz gereken şeyler de mutlaka var. İşte ön seçim olursa fırsat olur. Örgüt yeniden bütünleşir. Motivasyon olur, enerji olur. Üye kendini iyi hisseder. Ve kime oy verirse versin, o motivasyonla seçime katkısı olur. Ben de rahat ederim. Eğer ön seçimden çıkarsam rahat rahat seçim çalışması yaparım. Bir güven oylaması olur. Eğer çıkamazsam da çıkan arkadaşımız sonuçta partilidir. Herkes kırılıp dökülmeden seçim kampanyası yürütür. Ve bir konuda bir şey söyleyeceğim. Her şeyi eleştiriyi kabul ederim. Suçlamaları eyvallah başımın üstüne. Ama bir konuyu kabul etmem. Hiç kimse bir Allah'ın kulu benim partiliğimi sorgulayamaz. Ben bir kere partiliyim. Ve hiçbir zaman parti haini olmadım. Ben yoksam parti bassın demedim. Düşmanım olsa AK Parti'nin en iyisinden benim en kötüm daha iyidir. Düşmanım olsa ben sonuna kadar sonunu kazandım. İki bin on dörtte ön seçime girdim.
kalsın diye asla ihanet etmedim. Asla kıvırmadım. Asla yan çizmedim. Aynı şey şimdi de geçerli olacak ve ön seçim sonucu her ne olursa olsun mevcut belediye başkanı olarak bu bayrağın inmemesi için, tekrar kazanmak için demiyorum, kaybetmemek için ne gerekiyorsa, elimden ne gerekiyorsa gene yapacağım. Herkes. Lütfen aday olun demiştim. Tabii o süreçte genel merkezler, bizler, herkes anketler yaptırdı. Şimdi sonuçlarını söylemeyeceğim. Ön seçim süreci, kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Bu süreci en temiz şekilde sürmesini istiyoruz. Kimseyi karalamadan, kimsenin hakkında kötü konuşmadan devam ediyoruz. Ve genel başkana da, ilçe başkanına da ön seçim seçeneğini sunduk. Ve genel merkezden ayrıldık. Sonrasında genel başkan pazartesi akşamı aradı. Ön seçim kararı verebiliriz. Daha doğrusu temayül yoklaması. Ön seçim kararı verebiliriz bu PM'de. Ne diyorsun dedi. Sonuna kadar destekliyorum. Ön seçim kararı ben ön seçime girmem demem. Girelim. Asla ego yapmam. Mevcut belediye başkanı ön seçime girmez diye bir şey yok. Herkes ön seçime girer. İnşallah önümüzdeki genel seçimlerde de milletvekillerine gözünü gelemeyeceğiz. Kim gerçekten sandığa ve örgütüne güveniyor onu göreceğiz. Önümüzdeki genel seçimlerde bu sözlerimi unutmayın lütfen. Ve sonunda ön seçim kararı alındı biliyorsunuz. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum ön seçim kararını. Partimize heyecan getirsin ki getirdi zaten. Partimize motivasyon getirsin. Bu bayrağın düşmemesi için. Varsa kırgınlıkların, küskünlüklerin telafisi için. Varsa yanlış yaptığınız şeyleri sizin tarafınızdan ulaşamadıysanız, iletemediyseniz bunların telafisi için bir fırsat olsun. Ama önceliğimiz büyük sandık. Ama önceliğimiz 31 Mart. O yüzden de 31 Mart sandığı hepimiz için önemli. Herkes 2019'da büyük fedakarlık yaptı. Ben de fedakarlık yaptım. Koltuğumu düşünseydim, rahatımı düşünseydim milletvekilliğini bırakmazdım. Ama önce parti dedim, ilçe belediyesine geldim, aday oldum. Kazanalım diye de var gücümle çalıştım. Bedelse herkes bedel ödedi ama en çok bedeli ben ödedim. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Ona rağmen vazgeçmedim. Zaman zaman ziyarete gelenlere hep şunu söyledim. Dedim ki hep birlikte kazandık. Siz, biz, konjektör, ittifaklar, bir sürü şey bir araya geldi, kazandık. Ama hiç kimse tek başına değil. Ne ben tek başına, ne siz tek başına. Tek başına örgütle kazandıramaz, tek başına adayla kazandıramaz. Adayın da iyi olması lazım, örgütün de dinamik olması lazım. Birinden bile eksik olursa çok zor. O yüzden birbirimize anlayış göstermek zorundayız. O yüzden birbirimizle dayanışmak, beni sarıp sarmalamanız lazım dedi. Tek belediyeyiz. Başka şansınız yok ne yazık ki. Ama birileri ne yazık ki bu laflarımı ağzı cımbızladı. Fatma Başkan tek başına kazandım diyor diye yaylara kopardı. Benim söylediğim baştan beri hep buydu. Zaman zaman bana ne yazık ki kişisel çıkarlarla talepler geldi. Başkan seni biz kazandırdık, sen bunu yapacaksın şimdi falan. Kardeşim hukuksuz. Olmaz, seni biz kazandık. Kardeşim sen tek başına kazandırmadın. Benim de katkım var, senin de katkım var. Ne sen tek başına, ne ben tek başıma. Bunu ihalelerde de yaşadık, işe alımlarda da yaşadık, başka şeylerde de. Biz adil olmak zorundayız. Biz liyakat dedik, adalet dedik, büyük laflar söyledik. Bunlara uymak zorundayız. Dediysen de bazıları işine gelmedi, bazıları aynı kafayla boşluk doldurmak üzere beni sürekli sahada yıpratmaya çalıştı. Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi gösterdi.
gaz vere vere sanki böyle işte Fatma Başkan örgütle kavgalı, Fatma Başkan örgüt istemiyor, Fatma Başkan örgüt seçmez ki gibi şeylerle sürekli yıpratmaya çalıştılar ve AKP argüman haline getirdi. Şimdi AK Parti'nin elindeki bu argümanı alabilmek için bu ön seçim bir fırsat. O sandıktan çıkan aday şu anda 4 aday adayı, kim çıkarsa çıksın örgütün adayı, kim çıkarsa çıksın sonuçta bütün üyelerimizin tercihiyle ve motivasyonuyla çıkacak. O yüzden güzelliklerle geçmesini diliyorum. Kırmadan, dökmeden, kötülemeden, geliyor kulağıma sürekli beni kötüleyerek fatma karşılıklı üzerinden gidiyor birçok şey. Ama olsun, ben hiç konuşmuyorum. Benim de anlatacak çok şeyim var ama partiye zarar gelmesin diye hep susuyorum. Biraz daha susacağım. Günü geldiğinde inşallah patlamam ama biraz daha susacağım. Çünkü partinin başarısı çok daha önemli kişilerin başarısından. Bireysel olmamak gerekiyor. O yüzden bu seçim sürecinin çok temiz geçmesini, çok düzgün geçmesini çok arzu ediyorum. Herkesin sandığa giderken vicdanıyla oy kullanması, baskıyla değil, özgür iradesiyle oy kullanması ve gerçekten benim kazanmam, 31 Mart akşamı benim kazanacağıma inanıyorsa sandıkta bana oy versin. Ama benim kazanacağıma inanmıyorsa lütfen oy vermesin. Hakan Tanrı'nın kazanacağına inanıyorsa Hakan Bey'e oy versin. Evren'in kazanacağına inanıyorsa Evren'e oy versin. Hüseyin Bey'in kazanacağına inanıyorsa Hüseyin Bey'e oy versin. Çok samimi söylüyorum. Çok dürüstçe söylüyorum. Bir mesaj attım hepsine. Lütfen hiçbir üyeye baskı yapmayın. Lütfen hiçbir üyeye zorlama yapmayın. Ve lütfen bu süreç pazarlıklarla geçmesin. Meclis üyeliği pazarlığı, işe alım pazarlığı. Asla. Hiç kimseyi bu süreçte işe almayacağız kardeşim. Ön seçim için değil. Ve attığım mesajla aynen şunu yazdım. Dedim ki, ön seçim geçsin, ön seçimden sonra oy versin ya da vermesin. İhtiyacı olan varsa tabii ki belli süreçlerden geçirelim. Yine değerlendiririz, yine değerlendirmeyiz. Ama ön seçimle ilgili asla olmamalı. Hiçbir pazarlık olmamalı. Herkes çocuğunu işe soktu diye değil. Ya da bir isteği oldu diye değil. 31 Mart sandığını düşünerek vicdanıyla oy kullanmalı. Ve burada da kararlıyım. Ve bu süreci yine en şeffaf geçmesi için bir bilgi aktaracağım. Çünkü bu ön seçim süreci sonrası hepimiz sahaya çıkacağız. Halka hesap vereceğiz. Halka işte projeleri anlatacağız. Yaptıklarımızı anlatacağız. Bunları bilerek izlettim. Bunlar bir propaganda değil. Çünkü ön seçim sandığından kim çıkarsa çıksın sonuçta bu hizmetleri anlatmak zorunda. İzmir Belediyesi'nin ne yaptığını anlatmak zorunda. Başka alternatif yok. O yüzden de fırsat bu fırsat. Sizleri izletelim istedim. Cengiz Sarıbay döneminde bir karar almıştık. Ayda bir mali temsilcileriyle ve kanal gönderdiğiyle bir araya gelecektik. 12 ilçede de ilçe başkanlarıyla ve meclis üyeleriyle bir araya gelecektik. Belediyede ne oluyor, dışarıda ne oluyor, işte eleştiriler, sıkıntılar, ihtiyaçlar, talepler. Sonra kongreler oldu, sonra pandemi falan derken ama sonrasındaki yöneticiler ne yazık ki bizi örgütle bir araya getirmemek için elinden geleni yaptı. En yakın arkadaşlarım şahit, yalvardım. Sonuçta hani bazen diyor ya bazen mali temsilcileri eleştiriyor. Bizim de hiçbir yerine gelmedim. Mali temsilcileri ya da üyeleri örgütü toplayacak olan ben değilim. Toplayacak olan yöneticilerdir, başkanlardır. Başkanlar toplar üyeyi, bizi bir araya getirir, ortam oluşturur. Ben toplamaya kalktığımda sen nasıl örgütü toplarsın dediler bana. Ama ortam da oluşturmadılar. Burada da çok istememe rağmen, çok talep etmeme rağmen dönemin yöneticileri tarafından ne yazık ki bu ortamlar sağlanmadı. Ama şimdi ilçe başkanına rica ettim. Örgütlü toplantı yapabilir miyim? Ne demek başkanım buyur tabii ki yapabilirsin. İşe yöneticilik budur. Kimse kusura bakmasın ama öyle tek başına olmuyor her şey. İşte bu ön seçim bir vesile olsun. Bu ön seçim
için aslında yanlış bilinenleri düzeltmek için bir sebep olsun. Ya da yanlış algıları düzeltmek için bir sebep olsun. Ve bir bilgi de vereceğim sizlere. Sahaya çıktığınızda vatandaş eleştirebilir. O eleştirilere cevap verebilmeniz için ya da sorulara cevap verebilmeniz için. Bu süreç başladığından bu yana önce dernekler yerleşkesinde mahalle temsilcileri bir yemekli toplantı yaptı. Önce oradan başladık. Eski il ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızı davet ettik. Ve orada bir yemekli toplantı yaptık. Mekan İzmir Belediyesi'nin o mekanlar, buralar, herkese, bütün siyasi partilerimize, AK Parti, MHP, CHP, Parti, hangi parti olursa olsun, ücretsiz bir şekilde kullandırdığımız yerler. Bugün herhangi bir partinin, CHP de dahil, herhangi bir aday adayı gelip burada toplantı yapmak istese ücretsiz bir şekilde zaten veriyoruz. Dolayısıyla benim de belediye başkanı olarak bu mekanlarda bu toplantıları yapmamda bir beis yok. Ama yemekli toplantılarda, ikramlarda, yerleşkede yaptığımız, daha sonra Alikarya'da yaptığımız, bu sabah Akmeşe köylerinin o tarafta köy üyelerimize yaptığımız yemekli toplantılarda asla ve asla o yemeklerin bedeli İzmir Belediyesi bütçesinden karşılanmıyor. Burada faturaları var. Tamamen benim bütçemden. Tamamen benim bütçemden. Belediye bütçesiyle, belediye imkanlarıyla ön seçim yürütüyor başkanımız derlerse bunların hepsini yöneticilere gönderdim. Bu akşam da dahil hepsini yine faturaları kesinlikle göndermeye devam edeceğim. Ekranlar dahil, bu ekranlar kiralık. Bunların da paraları dahil. Hepsi benim cebimden ödenecek. Ve hepsinin faturalarını arzu eden alabilir, kullanabilir. Sahada sizin boynunuzu öne eğmemek için elimden geleni yapıyorum. Bir litre benzin belediyeden aracıma daha koymadım. Bütün benzin parasını cebimden koyuyorum. Ankara belediye için gittiğimde yine cebimden koyuyorum benzini. Mazot 40 lira oldu, 40 lira! Ne? 40 lira oldu mazot, 40! Mazot 40 lira oldu, evet. Daha oldu, yapacak bir şey yok. Bizi de kredi kartı sağlasın. Ne evimi değiştirdim, evimi değiştirdim. Akşamın bir yarısında geliyor. Yıllardır aynı işinde devam ediyor beyaz yaka olarak. Şu anda içinizde ailem var, babam var. Bir çoğunuz mesela babamı tanımıyorsunuzdur. Mesela babamı gösterebilecek olan var mı? Hiç bilmez kimse ama şu anda içinizde emekli bir ormancı. Ve biz hala onların evinde yaşıyoruz. Hala onlarla birlikte eski üstü, altı üstü yaşıyoruz. Gayet sıradan bir tevazi bir hayatta. Neden? Bu olması gerektiği için, bunu bir şov olsun diye, bunu bir üstünlük olsun diye, bir lütuf olsun diye anlatmıyorum. Biz farklı bir siyasi bir şey göstermeye çalışıyoruz, bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Hata ve eksiğim var mı? Tabii ki var, insanım da. Kızdığım zamanlar, küstüğüm zamanlar, üzüldüğüm zamanlar, çok ağladığım zamanlar oldu. Çünkü 5 yıldır yemediğim hakaret kalmadı. Benim çocuğum artık büyüdü, medya okuyor. Her gün annesini medyada karalama haberleriyle kasti, aldıkları paralar karşılığında hakkında sürekli iftira üreten basın haberlerini okumak zorunda kalıyor benim çocuğum. Ben üzülmüyor muyum? Ben anneyim en nihayetinde. Benim çocuğum üzülmüyor mu? Çoğu zaman diyor ki bırak şu siyaseti diyor. Ama ona rağmen mücadele ediyoruz. İşte geldiğimiz noktada da bu süreçte en düzgün, en şeffaf, en kaliteli şekilde sürdürüyoruz ve pazar günü yapılacak ön seçim bizim için, partimiz için, İzmit için, İzmit'le birlikte diğer ilçe belediyeleri ve büyükşehir adayı açıklandığında büyükşehir de dahil. Büyükşehir'e iddia da koymak lazım. Böyle açıklamalarla olmuyor. Büyükşehir'e iddia koymazsanız olmaz. İnanacaksınız. Tabii ki inanacaksınız. O yüzden de var gücümüzle 13 belediyeyi de asılmak zorundayız. Ve ben bu konuda elimden ne geliyorsa, ön seçim
sandığından çıkayım ya da çıkmayayım hiç fark etmez. Sonuna kadar partim için çalışmaya devam edeceğim. Sonuna kadar bu partide çalışmaya devam edeceğim. İki görevi de yaptım çok şükür. Bu halk, sizler çok güzel iki görev verdiniz bana. Ama bu koltuklar sonuçta bana zimmetli değil. Hepsi emanet. Ve layıkıyla hata eksiğim olsa da layıkıyla yapmak için gece gündüz çalıştım. Birbirimize